Değerli izleyicilerimiz, şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Çorum Sungurlu bölgesinden sizlere sesleniyoruz. Restoran sektörü diyoruz efendim. Yanımda aile işletmesi İrfan Bey bulunuyor. Kızı da Esra Hanım yanımızda bulunuyor. Kendisinden bütün merak ettiğimiz her şeyi öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz efendim. Misafirperverinizle, ikramlarınızla çok daha mutlu olduk burada. Esra Hanım, siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi biz burada neler yapıyoruz? İrfan Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor efendim? Biraz sizi tanıyalım. Ben 30 senedir un imalatı yapıyorum. Unlu mamullerde daha sonra düşündüm. İnsanlara istihdam sağlamak adına bu işlere başladım. İlk önce yufka ekmek yapımıyla başladık. Daha sonra insanların talebi üzerine böyle bir unlu mamuller, katmer, bükme, bazlama, gözleme, o tip ürünleri insanlarımızın hizmetine sunmaya başladık. Ve insanlar çok memnun oldu. Biz de bundan daha çok memnun oluyoruz. Zaten çok güzel bir mekan, çok güzel bir restoran. Burada biz de ekranın her köşesini yansıtmaya çalışıyoruz ama menü seçeneklerimize girecek olursak Esra Hanım'dan öğrenmek istiyorum. Menü seçeneğimizde neler var? Menü seçeneğimiz oldukça zengin. Hamur işlerimiz var. Katmer, bükme, gözleme, yöresel ürünlerimiz. Aynı zamanda ızgara çeşitlerimiz var. Tatlı çeşitlerimiz var. Ekstra fast food'umuz var. Hamburger, patates, cips, soğan halkası gibi çocukların ve gençlerin sevdiği tarzda. Şu anda bu şekilde ama gelişime açık. Daha çeşitlendirilebilir. Bu şekilde. Aslında müşteri ne talep ederse siz bu hizmeti vermeyi hedeflemişsiniz. Evet, ona göre biz de yön almaya çalışıyoruz. Peki efendim, bu bölgede böyle bir işletme yok. Ben denk gelmedim. Büyük ihtimalle Çorum halkı da buna hemfikirdir. Bu geri dönüşler size nasıl oldu? Yeni açılmanıza rağmen nasıl ilgi gördü? Çok ilgi gördü. Sungurlu'muzda ihtiyacımız vardı böyle bir hizmete. Çünkü insanlarımızın misafiri geldiği zaman ağırlayabilecekleri herhangi bir mekan yoktu. Biz de aynı şekilde misafirimiz geliyordu. Ne dağılacağız diye çok şaşırıyorduk. Ondan yola çıkaraktan daha böyle güzel bir mekan olsun dedim. İnsanlarımız misafirlerini rahatlıkla ağırlasın, güzellikler olsun. Bir de tek dekorasyona girmek istiyorum İrfan Bey. Yani siz çok mütevazısınız ama ben bu konuda sizi övmek istiyorum. Buradan A'dan Z'ye her şeyi siz düşünmüşsünüz ve aile olarak burada çalışmışsınız. Boyasından, dekorasyonundan, çivi çakmasına kadar her şeyi aile olarak halletmişsiniz efendim. Biraz bu serüvenden bahsedebilir misiniz? Nasıl oldu da böyle bir dekorasyon yapabildiniz? Mimarımız var, güzel bir mimarımız. Artı bu ağaç işlerinden çok iyi anlayan ustamız, Volkan ustamız. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bu dekorasyonun bütün şeyi ona aittir. Yani ustalığı, fikir bizden çıksa da ustalık ona aittir. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine de dediğimiz gibi aile işletmesi. Buraya gelenleri de mutlaka nezih aile ortamında, özellikle de çocuklu ailelerimiz geldiğinde oyun park alanımız bile mevcut. Bu alanda boş olan kısımlarda nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da sizden öğrenelim. Hem açık hava hem iç mekan olarak hizmet veriyoruz. Mekanımızda terasımız bulunmakta, kapalı alanımız bulunmakta, vitamin barımız bulunmakta. İnsanlar, gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz sıcak soğuk içeceklerini, kahvelerini içebilmek adına tasarlanmış. Çocuk oyun alanımız bulunmakta, çocuklu ve bebekli misafirlerimiz için mama sandalyemiz bulunmakta. Bu şekilde. Aslında çok da güzel buraya hizmet vermeye devam ediyorsunuz efendim.
Peki biraz da organizasyon işine girmek istiyorum. Onun için de ayrı hedefleriniz mutlaka vardır. Röportajdan önce biz sizle sohbet ettik, konuştuk bunları ama ekrana da biraz ipucu aslında vermek istiyorum. Ekran başındakimiz, Çorum halkımız ya da yol üstünde bulunduğumuz için buradan geçenler organizasyon anlamında sizden nasıl hizmet alabilirler ileriki zamanlar için? Arzu eden müşterilerimiz için VIP servis organizasyonlarımız var. Mesela tesettürlü bayanlarımız için ileride açmayı hedeflediğimiz salonumuz mevcut. Kafemizin içerisinde ama tamamen giriş çıkışı farklı ve alanı farklı olacak şekilde tasarlanmış, dizayn edilmiş. Onun haricinde kına, söz, nişan, doğum günü, baby shower, kutlama, her türlü organizasyonlar için mekanımız uygun olup rezervasyon için bize ulaşabilirler. Bu şekilde hizmet vermekteyiz. İlerleyen zamanlarda kendimizi ve işletmemizi de geliştirerek devam etmeyi hedefliyoruz inşallah. Çok da güzel hedefleriniz, çok da güzel hizmetleriniz bulunuyor efendim. Müşterilerin de geri dönüşleri harikulade, burada çok da memnun kalıyorlar. Biz de bunlara şahit olduk. Peki efendim, son olarak röportajı kapatmadan önce eklemek istedikleriniz, kendi sektörünüzle alakalı, kendi spesiyallerinizle alakalı söylemek istedikleriniz varsa alalım. Son olarak şunları eklemek istiyorum. Biz gelen müşterilerimize burada anlık servis ve hizmette bulunuyoruz. Yani müşterim benden herhangi bir hamur işi talep ettiğinde ben ona arkada bulunuyorum. Tandırlarımda sıcak sıcak ve el açması bir şekilde anlık olarak yaptırıp servise sunuyorum. Bu anlamda tek olduğumu düşünüyorum. Bu şekilde hizmet veriyorum. Etiniz kaliteli, yani mutfağın kısmına girmek istiyorum tabii ki ama çok da uzamasın diye görsel olarak yansıtmaya çalışıyorum ekrana. Et anlamında da, burada ızgara çeşidi anlamında da kalitemiz ne derecedir? Tamamen organik, tamamen taze, günlük tedarik ediyorum. Lezzetlerinden de oldukça eminim çünkü güzel ürünler kullanıyorum ve bugün bu çok kıymetli bir şey. Her yerde her şey yenilmiyor. Mekan olarak, dizayn olarak, tasarım olarak, lezzet olarak, sunum olarak, servis ve hizmet olarak gerçekten tek olduğumu düşünüyorum bu bölgede. Teşekkür ediyoruz. İrfan Bey, sizden de son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Bu ilginizden dolayı teşekkür ederim ve bütün Çorum halkını ve bu Ankara Samsun asfaltından geçecek olan tüm İnsanlarımızı mekanımıza bekliyorum. Başındaki izleyicilerimize diyoruz ki hem kalitesiyle, hem sunumuyla, hem de burada çalışan Güler Yüzlü ekibiyle beraber burada hizmet vermeye devam eden gelecek misafirlerin de burada çok güzel ağırlamak üzere sizleri bekleyen bir firmadan seslenmiş bulunmaktayız. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.